şu horozu. Başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi. Çektiğimi bir ben bilirim, bir de Rabbim. Bir horoz insana ne yapabilir demeyin. Ben bir anlatayım da sizler de öğrenin bu hain horozun bana ettiklerini. Siz karar verin bıçağı hak edip etmediğini. Öt Çin horozum, öt! Buyurun efendim, meyve suyunuz. Selam Çil horozum, seni ne kıskanıyorum bir bilsen. Hadi eyvallah. Selam gençler. Vay! Vay! Sayın başkanım, sizi görmek ne saadet. Verin elinizi öpeyim. Elimi ıslattım. Hadi sileyim sayın başkanım. Çekil be sulu herif, çekil hadi. Yok, kırma çocuğun kalbini. Şöyle bir kenara geç otur. Papazın hesabı benden. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bugünkü gençlerin uyuşukluğuna hayret ediyorum Mirim. Biz her zaman çuva gibiydik. Evelallah, gene öylesin başkanım. Askerliği bir düşün. 48 ay askerlik yaptık. Hele düşün o zamanki 48 ayı. Sallama başkan. Zamana da devalüasyon getirdin. Beğenmedinse dinleme. Sinirlerimi oynatma benim. Sinirlenmeyin sayın başkan. Sağlığınıza zarar verir. Bakın sağlık için herkes koşulara çıkıyor. Evet Mirim. Bir sağlık koşusudur tutturdular. Sanki yeni bir şeymiş. Asırlardır sağlık koşusunu bulup tatbik eden Osmanlılar. Osmanlılar mı? Bilmiyordum. Osmanlılar ya. Tulumbacıların kosmalarını düşün. Ama bizim cübbeler bunu bilmezler. Avrupalıdan görüp moda olarak kabullenmişler. Sağlık koşusu tulumbacılar gibi koşulmalı. Hey, yaman gelir yaman gider bizimkiler. Gençlik taslar, kabak benim başıma patlar. Bakın şunun haline. Şu anda
bir şey söylesem hemen huysuzlaşır. Ona bakan koca adam der aslında. Çocuk gibidir. Ben ona hiç kıyamam. Canım, ah bir tanem benim aslanım. Sana tarhana çorbası yapayım da sıcak sıcak iç, iyi gelir. Çok yaşa aslanım, çok yaşa inşallah. Sen de gör. Aslanım beni dikkat etsene. Ayı gel huysuzluğu tuttu. Huysuzluk mu bu? Ayaklarımı haşladı, gene sakarlığı üstünde işte, defol. Hırpalama zavallıyı, sana hiç yakışmıyor. Bizim can burnumuzdan geliyor, sen yakışıyor yakışmıyor diyorsun. Tabii yakışmıyor, korkuttun kızı. Korkan insan sakarlaşır. Sakarlaşırsa sakarlaşsın, sen de onu sokma yanıma. Olur mu, çorbanı içirecek, sana bakacak. Neden o bakacakmış, sen necisin? Benim işim var, Osman gene hastalanmış, oraya gideceğim. Oh, biz burada can alıp veriyoruz. Hanımefendi torunlarının sıhhatini düşünüyor. Öyle ya, bizim hesabımız ne ola? Varsa torunlar, yoksa torunlar. İlahi, duyanlar da ne sanacak? Sanki torunlar benim, senin değil. Üstelik ikisi de senin için deli oluyorlar. Diye. Deme. Dede deme bana. Onlar da demesinler. Dede demesinler bana. Hoppala. Dede demeyip de ne diyecekler? Dedesin işte. Değilim. Dede olmak istemiyorum ben. Dedem niye dede olmak istemiyor nene? Bilir miyim evladım? Akıl işte, dede denecek kendini torba sakallı ihtiyar sanıyormuş. Anneciğim, Allah'ını seversen ne oldu babama? Zıpırlaştı oğlum, zıpırlaştı. Gençlerle sidik yarışına kalkışıyor. Efendim nesi noksanmış, ihtiyarlık ne demekmiş? Çok gençleri yolda bırakırmış. Fesübhanallah, ne yapıyor bu adam? Kırkından sonra azanı teneşir paklar. Ağzından yel alsın. Neler yakıştırıyorsun babana? Kıyamam aslanıma. Geçer, bu haller de geçer. Durur, durulur elbet bir gün. Anneciğim, sen şımartıyorsun babamı galiba. Şımarırsa şımarsın. Şımartacak kimin var benim? İlk göz ağrımda o, son göz ağrımda o. Ah, iyi ki aklıma geldi. Bir arayayım bakayım ne yapıyor. Buyurun efendim. Beyefendi evde değil hanımcığım. Maç varmış, alıp götürdüler. Maça mı gitti? İyi, peki. Hay Allah! Ben ne diyeyim bu adama? Hay Allah! Kalkıp maça gitmiş. Yedirdiğim, içirdiğim haram olsun sana! Hadi be! Koş be! Çek gözünü! Çek gözünü! Başkandan büyük başkan yok. Başkandan büyük başkan yok. Başkandan büyük başkan yok. Başkandan büyük başkan yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Amanın, cüzdanımı yürütmüşler. Acaba aradığınız bu cüzdan mı sayın başkanım? Ah ulan papaz. Sende hırsızlık da var ha? Hırsızlık değil sayın başkanım, sigorta. Galip gelin, ziyafet benden demiştiniz. Ben de işi garantiye aldım. Bu gece ziyafetteyiz. Başkandan büyük başkan yok! Başkandan büyük başkan yok! Yetmez! Başkandan büyük başkan yok! Yetmez!
ondan. Yeter dedim ben. Baş üstüne başkanım, yetsin. Ulan sen neden bana itiraz edersin ha? Estağfurullah başkan. İtiraz ne haddimize. Her emrin başımız üstünedir. Sen gül de gülelim, öl de ölelim. Öyleyse neden ben yeter deyince yetmez diyorsun? Yine aynı şeyi söylüyorum, yetmez. Size gösterdiğimiz sevgi tezahürü yetmez. Siz bizim biricik başkanımız, veli nimetimiz, aile reisimiz, babamızsınız. Babacığım, babam, babacığım, baba. Otur be sulu herif yerine. Sen de karışıyorsun. Ben senin işine karışıyor muyum? Sen de benim işime karışma. Bırak da dal kavukluğumuzu ağız tadıyla yapalım. Öyleyse fazla sululaşma da biz de rakımızı ağız tadıyla içelim. Beğenmediğin papaz durinin sayesinde içiyorsun bu rakıyı be. Benim dal kavukluğum sayesinde. Yoksa yine kör Bekir'in tezgahında pineklerdin. Az piyaz bir tek. Vay anam vay. Ona bak, ağzından çıkanı kulağın duysun, yoksa kötü ederim seni. Kötü edilmişi var. İstersen paketleyip adresine göndereyim ha. Beyler, beyler! Aile içinde huzursuzluk istemez. Bizler bir aileyiz ve bir gaye için çalışıyoruz. Nedir gayemiz? Kulübümüzün zaferi, gençlerimizin başarısıdır. Bravo başkan! Yaşa başkan! Bravo! Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Efendim, nerede kalmışız? Gençlik diyordunuz sayın başkanım. Gençlik. Evet, gençlik. Bence gençlik, genç düşünmektir. Gençliğin dinamizmini içinde duymaktır. Onun için kadehimi gençliğin ve genç kalanların şerefine kaldırıyorum. Tatlı dil güler yüzlü, siyah saç yeşil gözlü, tatlı dil güler yüzlü.
koca arıyorum. Pırlantalı yüzüklü bir koca arıyorum. Acemi henüz çırak, sözümden çıkmayacak. Acemi henüz çırak, sözümden çıkmayacak. Ne istersem alacak bir koca arıyorum. Ne istersem alacak bir koca arıyorum. Yaşı 49-50, ne uysal ne de deli. Yaşı 49-50, ne uysal ne de deli. Son model Mercedes'i bir koca arıyorum. Son model Mercedes'i bir koca arıyorum. Yeşil gözlü, tatlı dil güler yüzlü. Siyah saç, yeşil gözlü, tatlı dil güler yüzlü. Pırlantalı yüzüklü bir koca arıyorum. Pırlantalı yüzüklü bir koca arıyorum. Acemi henüz çırak, sözümden çıkmayacak. Acemi henüz çırak, sözümden çıkmayacak. Ne istersem alacak bir koca arıyorum. Ne istersem alacak bir koca arıyorum. Size de iyi geceler. Yeni sevdalanıyorum ben. Adile! Adile, ben geldim. Hanımefendi yok, oğlunda kalacakmış bu gece. Ne demek oluyor bu? Kadının yeri evidir. Oğlunun evi değil, kocasının evi. Ben şimdi gider saçından sürükleyerek getiririm onu. Aman beyefendi. Hop, çekil. Ne demek bu? Ne demek oluyor? İstediğimi yapamayacak mıyım? İstediğimi söyleyemeyecek miyim? Babacığım, gürültü etme. Annemi uyandıracaksın. Uyanırsa uyansın. Ben uyuyor muyum? Babacığım, sana da bir yatak hazırlayayım. İstemez. Yatak batak istemez. Ben karımı istiyorum. Karımı. Bağırma efendi, bağırma. Çocukları korkutacaksın. Korkarlar da korksunlar. Bir kadının yeri kocasının evidir. Eve geleceksin. Hayır, ben gelmek istemiyorum dersen, o zaman ben seni saçından sürükleye götüreceğim. Hay Allah. Ben adamı, sen beni daha durursun. Lan! Şöyle, vah benim yavrum, vah benim aslanıma bak. Hem şöyle, ha, yaslayıver sırtını, ha. Bir yerin acıyor mu? Ağrınsızın var mı? Ha? Aferin. Aferin benim aslanıma. Ne de uslu olmuş, ne de masum olmuş ha. Sen istirahat et, ben gidip böreğini yapayım. Ha, ıspanaklı olsun. Tabii ıspanaklı börek yapacağım. Yanında da ayva kompostos. Sen istersin de ben yapmaz mıyım ha? Hem de içine karanfil koyacağım. Sen şimdi burada uslu uslu otur, ben yine gelirim. Hadi bakalım.
Hay Allah! Gene o rezil dergiler değil mi? İnsan saçından başından utanır be. Torun torbaya karıştın. Hala toy delikanlılar gibi çıplak kara resimlerine bakıyorsun ha? Güzele bakmak sevaptır. Ben sevap işliyorum, güzellere bakıyorum. Bakması sevap olan güzel. O dergideki arın namusu unutmuş güzeller değil. Bakılacak güzellik var, bakılmayacak güzellik var. Ben pek seçmem. Güzel güzeldir ve güzele bakılır. Hay bakamaz ol, emi. Neden bakmayacakmışım? Ben erkek değil miyim? Madem erkeğim diyorsun, erkekçe hareket et. Usulüne, kaidesine göre davran. Yaşına başına yakışanı yap. Yaşıma başıma yakışmayan neymiş? O köşede pinekleyen musmolalar gibi mi olayım? Hayır efendim, hayır. Sıhhatliyim, güçlüyüm, erkeğim. İşte o da erkek. Hem de sapına kadar erkek. Ona da hükmetsene. Ona da yasaklar koysana. Yahu çıldırdın mı sen? O horoz, sen insan. Acı tarafı da o ya. O her istediğini yapabiliyor. Ama ben yapamıyorum. Horoz kadar olamıyorum. Ederim ben böyle işin içine. Of, of. Bana bak, kes sesini. Vallahi hırsımı senden alırım. Yatarsın bıçağın altına, görürsün gününü. Vay ana, yandı bizim çil horoz. Günahlarımı o ödeyecek. Canlarım, ben bir canlıya kıyabilir miyim? Siz benim palavra tehditlerime bakmayın. Horoz kesmek kim, ben kim? Horozcuk kümesinde sefa içinde yaşıyorum. Bizim horoza gelince huylu huyundan vazgeçer mi? Horozluğa devam ediyor. Bir ay geçince yara bere kapandı. Gene azdı ama hep ağzında. Farfara işte. Ben de dedim ki ona bir sofra hazırlayayım. Rakısını evde içsin. Fena mı yaptım? Hı? Zehir gibi. Yumruk oldu, boğazıma takıldı. Yalnız başına içilmiyor ki bu meret. Niye yalnız oluyormuşsun? Karşında ben oturuyorum ya işte. Yalnızca oturuyorsun. Kadı arkadaşlığı yapmıyorsun. İçim kararıyor. Çil horozum, öt! Gün bizim, devran bizim! Midem aç! Adile! Adile nerede benim setlicim? Adile! Bizimki uyandı galiba. Aman yavrum, setlicini hazır edelim. Gene midesi berbattır onun. Istırap çekiyordur. Dayanamam onun acı çekmesine. Adile neredesin? Nerede benim setlicim? Ay benim aslanım uyanmış. Hayırlı sabahlar. Buyur setlicini iç canım. Ah canım, oh yarasın, yarasın yavrum. Ah aslanım ah. Akşam içerken sefa, sabah kalkınca cefa. Ne olur biraz az içsen. Az içerim, çok içerim. Sen ne karışıyorsun? Erkeğim ben, erkek! Canım, erkekliğine kim ne dedi? Ama içkiyle erkekliğin ilgisi ne? Erkeklik içkiyle olsaydı bütün rakı şişeleri erkekten sayılırdı. Yeter! Gevezelik istemem sabah sabah! Çabuk benim meyve suyumu hazırlayın, sabah simnasiyim yapacağım. Huh?
kadar gördünüz işte. Çocuk gibidir bizimki. Çocuk kadar iyi, çocuk kadar güzel. Ona bakmak, onu mutlu etmek gayem olmuştu. Bu yüzden bütün kaprislerine boyun eğiyor, bütün densizliklerine tahammül gösteriyordum. Ta ki o kepazelik olana kadar. Bardağı taşıran son damla oldu. Daha doğrusu takke düştü, kel göründü. Ey rüyalarımın kraliçesi, ey mutluluğumun güneşi, kalbimi ayaklarına sermeye geldim. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Konuşan ben değilim, sizin için çarpan kalbimdir. Ne kadar etkili bir erkeksiniz. Övmek gibi olmasın ama öyleyimdir. Üstelik cesursunuz, korkmadan evime geldiniz. Ya kocam gelirse, bizi görürse? Biz öyle ne vartalar atlattık. Kaçın kurasıyız. Öyle mi Cici Bey'im? Siz kimsiniz? Vay Saloz vay, hala çakmadın mı? Hanımın kocasıyım. Kocası mı? Hanımın kocası. Hanımın kocasısınız. Kocası hanımın. Öyle ya kocası. Ne o? Bu şilere su kaçtı galiba. Teklemeye başladın. Şey, rahatsız ettim, gideyim bari. Dur! Durdurdun yerde. Yoksa zımbalarım ha. Allah! Muhabbeti koyulaştıralım. Soyun bakalım. Anlamadım. Soyunayım mı? Anlamışsın işte. Soyun! Elini ayağını öpeyim, yapma. Soyun lan! Yürü lan! Yürü! Bak, yanlış anladın. Elini ayağını yürü öpeyim, yapma. Lan. Rezil etme beni el aleme, ne olursun. Yürü. Ama... Yahu... Hayır. Yürü! Ah. Yürü lan! Dur birazcık yahu. Dur. Ama haysiyetimle oynamaya... Yürü! Aa yeter be. Öf, aman amma da... İnatçı adamsın sen yani. Hey! Hey millet! Neler oldu neler? Bir gün olsun hayırlı haber getirme şomazı. Ne oldu gene? Dikkat! Nefeslerinizi tutun, kulaklarınızı bana verin. Başkan piyastos oldu. O da ne demek? Çıkart ağzındaki bakmayı. Tamam, çıkartıyorum işte. Bizim zampik başkan, Öksüz Ali'nin karısına iş koymuş. Olanlar da olmuş. Utan be! Saçından başından utan. Herkesin ağzına sakız oldum. Azgın mart kedileri gibi damlarda dolaşıyorsun. Bir halt yaptığını zannediyorsun. Bir kere oldu işte, uzatma. Niye uzattım ha? Niye uzattım bugüne kadar? Kırmadığın ceviz mi kaldı ha? Hep görmemezlikten, hep duymamazlıktan geldim. Sen de yüz buldukça azdın da azdın. Bardak taştı artık. Bu kepazeliğe dayanamam. Ne yapayım? Dayanamazsan dayanamazsın. Ben buyum işte. Yaşamak istiyorum ben. Sen de bulamadıklarımı dışarılarda arıyorum. İçimi kararttın. Bırak da nefes alayım. Bu tık nefes halinle hangi nefes diriltir seni? Ahın gitmiş, vahın kalmış. Delikanlı değilsin artık. Yaşlandın. Yaşlandıkça ölmedik ya. Yaşamak benim de hakkım. Yaşamak senin de hakkın. Ama insan gibi yaşamak, horoz gibi değil. Erkeğim ve erkek gibi yaşamak istiyorum. Bulutların üstünde uçuyorsun. Ayakların yere bassın artık. Bu yolda rezil olmaktan kurtulamazsın. Herkesin ağzı torba değil. Arkandan neler diyorlar? Ne derlerse desinler. Bana vız gelir. Sana sor geliyorsa katlanma. Düş yakandan. Ya öyle ha. Düşeyim yakandan öyle mi? Bana bak efendi, bana bak. Yakadan düşecek olan biri varsa o da sensin. Sen düşmezsen ben seni yakamdan silker atarım. Oğluma gider, torunlarımla yaşarım. Cehenneme kadar yolum var.
Zırlama be, ne zırlayıp duruyorsun? Hanımefendi, haksızlık ettiniz. Melek gibi kadının kalbini kırdınız. Eksik olsun öyle melek. Diri diri mezara sokacaktı beni. Oh be! Kendimi kuş kadar hafif hissediyorum. Dünya varmış, bütün dünya benim. O gitsin torunlarının çişini koklasın. Anne, delirdiniz mi siz? Neler yapıyorsunuz? Yakışıyor mu size? Bunu bana değil, babana sor. Yıllardır hizmet ettim ona. Saçımı süpürge ettim. İşte mükafat. Anacığım, bunu yapamazsın. Affedersin. Affetmeyeceğim. Mezarda bile affetmem onu. Gururumla oynadı. Bütün mahalleliye rezil etti beni. Yetsin artık, bitsin artık bu kepazelik. Baban olacak adam kendini horoz zannediyor. Horoz gibi yaşamak istiyor. Düşsün yakamdan, arzu ettiği kümeste yaşasın. Yarın ilk işim avukat tutmak olacak. Aman teyzeciğim, şu çocuğu bir dakika tutasın, çok sıkıştım. Hay Allah, ay yavrum benim. Şş, Allah Allah. Ay canım benim, ay yavrum. Ay canım, ağlama sen. Şimdi annen gelecek, ama dur, ama dur. Bu çocuk senin mi hanım? Yoo, tazecik sıkışmış, defi hacete gitti de çocuğu bana bıraktı. Alın çocuğu, bakın kundağına. Aa, hoyratlık etme evladım çocuğa, günah değil mi? Senin evladın yok mu? Vay vay vay, hem de iyi mal. Ne malı evladım, ne oluyor anlayamadım. Bırak bu ağızları, bize sökmez. Ama ne yalan söyleyeyim, çocuk kundağına eroin saklamak şeytanın aklına gelmez. Ama ne kadar şeytan olursan ol, sonunda düştün tuzağa. Bundan sonra düşünecek çok vaktin olacak hapishanede. Seher, Adile teyzen burada kalacak. Oldu Fatma abla. Buyur şöyle otur. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın ablacığım. Siftah galiba. İlk günler zordur. Hançer gibi bir şey saplanır insanın yüreğine. Sonra alışırsın. Teyze, suçun ne? Seni niye aldılar içeri? Bilmem. Ne olduğunu anlayamadım ki. Vah masum yavru vah. Kızlar, suçsuz insanı almışlar içeri. Biz o masalı biliriz, bayatladı artık. Buraya gelenler hep masumdur, hep kurbandır. Yaşına başına bakan da hiç yakıştıramaz. Ne demişler? Çok hacının haç çıktı koltuğundan. Yeter lan, kes be! Ettirmeyin ağzınızın ortalık yerine. Hırlı bir bokmuşsunuz gibi ahkam kesiyorsunuz. Rahat bırakın kadıncağızı. Onun derdi kendine yeter. Görüyorsunuz işte, çaylak. Bu yollarda gezmemiş. Sizler gibi kaşarlanmamış. Zor gelir ona şimdi. Kırın kuyruğunuzu, oturun bir kenara. Yoksa damarım atmaya başlar, sonrasını siz düşünün. Teşekkür ederim hanım kızım. Ama benim yüzümden kimsenin kalbini kırmayın. Vay anam vay. Sen tümden çaylak mısın be teyzeciğim? Affedersiniz hanım kızım. Söylediklerinizden hiçbir şey anlayamadım. Çaylak, atmaca ne demeye geliyor? İyi mi? Bir de sana lisan öğretmek vacip oldu. Hani çaylak dedikse, toy dedik, acemi dedik.
Herhalde öyleyimdir hanım kızım. Olmadı işte. Bak gene olmadı. Bak damarım atmaya başladı. Kızdın mı damarım atar. Sizi kızdıracak bir şey mi yaptım hanım kızım? Yapma be teyze, yapma yahu. Hanım deme bana. Ne kadar hanım varsa anlat. Tövbe tövbe. Bunda kızacak ne var anlayamadım. Size nasıl hitap edeceğim bilemiyorum. Adımı söyle be teyze, adımı söyle. Adım Seher benim. İdamlık Seher. İdamlık mı? Cezan idam mı senin? Hı? Öyleydi ama yırttık. Seneler önce idama mahkum olduk. Yaş tutmayınca yırttık. Şimdi infazdan yararlanacağım. İyi halim de var. İnşallah önümüzdeki aylarda dışarı çıkarım. İnşallah hanım kız, Seher kızım. Seni pek sevdim. Kanım ısınıverdi işte. Bana bakın ulan namus abideleri. Bu koğuşun kralı kimdi bugüne kadar? Ben. Bundan sonra o. Hürmette kusur edenin façasını öyle değiştiririm, öyle değiştiririm ki dostu olacak deyus bile tanıyamaz. Benim anam olur musun? Ana diyebilir miyim sana? Bak şimdi olmadı işte. Çeşmenin musluklarını açmak yok. Sen şimdi söyle bakalım. Evdekilerin haberi var mı bu işten? Alo buyurun. Baba ben Cevdet. Annemin başına gelenleri duydun mu? Ne gelirse gelsin. Hiç ilgilenmem. Öküz öldü, ortaklık bitti. Lafın sonunu dinle baba. Annem hapishanede. Hapishane mi? Ne işi var ananın orada? İnsanın işi mi olur hapishanede? Yakalayıp tıkmışlar. Hem de suçu ne biliyor musun? Beyaz zehir kaçakçılığı. Ne dedin, ne dedin? Olmaz öyle şey. Anan o Meret'in ne beyazını bilir ne de karasını. Orası öyle. Ama bunu kimseye anlatamıyoruz. Böyle saçma şey olmaz. Ben gider görürüm onu. Sakın ha. Kimseyi görmek istemiyor. Avukat tutalım dedim, onu da istemedi. Her şeye rıza gösteriyor. Buna da katlanacağım. Allah'ın bana verdiği bir ceza bu. Cezamı çekeceğim diyor. Size geçmiş olsun derken içimiz parçalanıyor sayın başkan. Adile adam nasıl yapar böyle bir şeyi? Vah Adile adam vah. Sizin için de çok zor sayın başkan. Şimdi kendinizi yalnız hissedersiniz. Hem de nasıl? Hiçbir şeyin tadı yok. Birkaç kadeh içsiniz, açılırsınız. Çiçekle yaz.
Beyefendiciğim, sizi müessesemizde görmek, size hizmet sunabilmek bizim için mutlulukların en büyüğü oluyor. Teşekkür ederim. Demek beni tanıyorsunuz. Sizi tanımayan var mı büyük başkan? Demek herkes tanıyor. Bu ne tevazu beyefendi? Sizden büyük başkan var mı? Ya, yok canım, o kadar da değil. O kadar efendim. Herkes sizin hayranınız. Hatta güzel şarkıcımız bu şarkısını sizin için söyleyecek. Deme. Demek benim için ha? Bak, bu pek hoşuma gitti. Bana bak kardeşim. Madem benim için şarkı söyleyecek, teşekkür için ne yapalım dersin? Güzel bir çiçek yaptırın. Adınıza kendisine veririz. Güzel. Bunu sevdim. Hani şampanya mampanya patlatsak ha? Ne dersin? Ne diyeyim, Allah derim. Patlatalım beyefendi, patlatalım. Kolay.
kümes emrinde, tavuklar emrinde. Oh gel keyfim gel. Meyhane bilmezsin, pavyon bilmezsin, içkiden haberin yok. Sen sabah sabah mide bulantısı çektin mi hiç ha? İç bakalım rakıyı misliği sorarım sana Allah. Oh, oh. Hey neredesiniz be? Hey Adile! Adile neredesin? Nerede benim setliçim Adile? Neredesin? Bir şey mi istediniz beyefendi? Bir de soruyor. Hani benim setliçim nerede? Ha hani ay midem öleceğim. Adile! Setliçimi getir! Beyefendi ne diyorsunuz? Hanımefendi hapishanede değil mi? Ha? Ha. Sahi hapishanede. Öyle bak kafaya sen. Ah, ah susa kafa. Ah. Ben ne bilirim kızım, anlamam ki bu işlerden. Orası malum anacığım, mamçaksın ama mamçaklık iyi değil. Gidersin okka altına, pisi pisine şu dört duvar arasında ömür tüketirsin. Ne yapalım kızım, takdiri ilahi. Allah alnımıza ne yazmışsa olur. Alnımıza yazan bir de kafamıza akıl koymuş. Kurbanlık koyun musun sen? Hemen başını bıçak altına uzatıveriyorsun. Ne yapabilirim ki kızım? Elimden ne gelir ki? Olanları anlatıyorum, inanmıyorlar bana. İnanmazlar. Beyaz işi yaştır. Kolay kolay yırtamazsın. Dur be. Allah! Torik çalışmaya başladı. Yuh be Seher. Amma hıyarmışım ha. Nato kefali nato mermeri. Ulan Seher, ulan salak karı. Bugüne kadar nasıl düşünemedin? Bak anacığım, yolda bir karı sana çocuğu komanço etti ve tüydü. Polisler geldi, kundaktan beyazlar çıktı. Öyle değil mi? Tamam, kalıbımı basarım yırtık Emine'nin işi bu. Ulan yırtık Emine, yakmaz mıyım ulan ben senin çıranı? Işık yandı anacığım. Yeşil ışık. Yırttık Emine'yi söylettik mi yırtarsın. Ben hemen Uyuz Ömer'e bir haber uçurayım. O da kim ola kızım? Abim. Bakma adının uyuzluğuna. Sağlam heriftir. Selamun aleyküm hanım ablalar, bey abiler. Kulunuz Ömer, Uyuz Ömer. İstanbul'un gariban tayfasından, kaldırım çocuklarından. Pırlanta gibi kalbim vardır. İyilik yapmasını da severim. Ne var ki uyuzlaşmayayım bilakis. Uyuzlaştım mı ellerim kaşınmaya başlar. Hemen hacamata girişirim. Ama kan gördüğümü dayanamam, üzülürüm. Üzüldükçe de uyuzlanırım. Uyuzlaştıkça da hacamat çekilir iş değil ya. İdare edip gidiyoruz işte. Ha bizim Seher haber salmış. Gidip bakalım ne ihtiyacı var garibin. Eyvallah. İşte abim Uyuz Ömer. Hoş geldin efendi bey oğlum. Hoş bulduk teyze hanım. Biraz terbiyesizlik oluyor ama kusura kalma bilakis. Elini öpmek isterdim ya ama görüyorsun işte olmuyor. El öpenlerin çok olsun yavrum. Ne yapalım artık? Buradan parlayınca hop elini öp... dedik. Gırgıra yekün tut, uzatma şamatayı. Adile teyze anam oldu artık. Ona yardım boynumuzun borcudur. Evelallah. Ayaklarının altına paspas oluruz be. Paspas istemez. Gözünü aç, kulağını aç yeter. Yırtık Emine'yi bulacaksın. Anamın işi yırtması o karıya bağlı. Aç kulağını iyi dinle. Sonra da yırtık Emine'yi sırtla gel. Malboro, Malboro, Anya, Malboro verelim. Mavi etiketli Malboro, Malboro, Sipsi, Malboro, Sipsi. Malboro. Buyur Ömer abicim. Yırtık Emine karısını arıyorum. Bakmadık yer bırakmadım yok. Sanki yer yarılmış içine girmiş. Çocuklara söyle alarm. Yırtık Emine karısı bulmaz. İçine girse çıkarmaz mıydım? Anamı buralardan kurtarmaz mıydım? Ama üzülme sen anam. Benim evraklar yoldaymış. Yakında çıkacağım. Tek işim seni buradan almak olacak. Alacağım ve doğru eniştemin karşısına. Kız Zehra, baksana şu telefona. Buyurun efendim. Kimim dediniz anlayamadım. Bir dakika efendim.
Sizi istiyorlar beyefendi. Buyurun. Arzu hürmet eylerim sayın başkanım. Ben İsmail, Yıldız Gazinosu'ndan. Ha, sen misin İsmail Bey kardeşim? Bir arzu mu var? Her zamanki arzumuz sizi aramızda görebilmek. Hasret kaldık beyefendiciğim. Gözlerimiz yollarda kaldı. İşe güce daldık, uğrayamadık. Olur mu beyefendiciğim, olur mu? Yaşamaya vakit ayırın. Dünyanın tadını çıkartın. Burada sizi bekleyenler var. Bakın ne diyorlar. Merhaba yakışıklı erkek. Amanın kimsiniz? Aa, vallahi gücendim. Sesimi tanımadınız mı? Ben Kamuran değil miyim? Amanın Kamuran Hanım, amanın Sultanım. Kerem buyurun, affedin kusurumu. Bu akşam gelirseniz belki affedebilirim. Geleceğim efendim, geleceğim. Hürmetler ederim. Allah'tan gelsin.
Başka yar versin bana. Keyiflerim, zevklerim kimle karışır bana? 10 tane kalbim olsa birini vermem sana, birini vermem sana. Bu gece sizin geceniz olacak beyefendiciğim. Sizin mutluluk geceniz. Aman indeme, kalbim duracak, duracak vallahi. Allah göstermesin başkanım, daha gençsiniz. Genç olmasına genciz ya işte, sevinçten kalbim duracak. Bak, dediğin gibi olursa dile benden ne dilersen. Beyefendiciğim siz zahmet etmeyin, biz yaparız. Şampanya, şampanya getirin. Uyandın mı ben? Ne bileyim, uyandım mı, uyanmadım mı? Rüyamı görüyorum. Yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ay şey, aman ya Rabbi, aklım sana emanet Rabbim. Güçlü erkeğim benim. Senin kollarında mutluluğu tattım. Bulutların üstünde uçtum adeta. Gücün, kuvvetin her kadına mutluluk verir senin. Ne yazık ki bugüne kadar seni tanıyamamışım. Ne zavallıymışım ben. Yalnızlığın acısını şimdi daha iyi hissediyorum. Hoş! Ne arıyor bu it burada? İt deme ona. Arkadaşım o benim. Yalnızlığımı unutturur bana. Senin gibi bir erkeğim olsa. Neden olmasın? Biz ne güne duruyoruz? İyi ama sen evli değil misin? Evliyim ama boşanıyorum. Karım hapiste. Ne yaparsam yapayım, ne edersem edeyim, evi düşünmeden edemiyorum. İçime işlemiş bir kere. Acaba ne yapıyor, ne ediyor, kim bakar ona? Çocuk gibidir, elinden hiçbir iş gelmez. Ama tuhafsın be anacığım. O herifin yüzünden başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiş, sen hala onu düşünüyorsun. Dedim ya, elimde değil. Çek kuyruğunu be, erkek milleti değil mi, boynu altında kalsın. Hele seninki gibi horozların boynu da kopsun, kuyruğu da. Deme, deme seherim. Yalnız onu suçlamayalım. Kusuru kendimizde de arayalım. Evimi terk etmeyecektim. Koruyacaktım onu. Şınlıkları değil de bırakmayacaktım. Bırak. Siz bırakın, ben götürürüm. Bırak. Beyefendi. Ben neden götüremezmişim efendim? Ama nasıl olur beyefendi? Bırak dedim. Nar tanem, nur tanem, bir tanem benim meyve suyunu getirdim sultanım.
Oh, iç iç yaresin canım, yaresin. Zahmet oldu. Zahmet ne kelime. Azat kabul etmez kölenim ben. Emret güleyim, emret öleyim. Allah göstermesin, ölüm kelimesini alma ağzına. Yalnız birkaç elbise almak lazım. Ne dersin bilmem. Emret sultanım, emret. Hemen beyoğluna gidip alalım. Çok teşekkür ederim Canikom. Ben makyajımı tazeleyeceğim. Küçük hanım, telefona bakar mısınız? Bana kaç kere söyleyeceğim. Ben küçük hanım değil, hanımefendiyim. Buyurun. Evet, benim. Ah hanımefendiciğim, ah! Sesinizi duyabilmek ne şeref. Tıraşı kısa kes. Ne istiyorsun onu söyle. Sinirlenme güzelim. Tavuk yolunmaya hazır mı diye soracaktım. Yolunmayı bırak, pişmeye bile hazır. Ben de tencereyi hazırlıyorum. Çok güzel. Yalnız unutma, bir budu benim. Hele bir nikah kıydırayım, ondan sonra dile benden ne dilersen. Bizim başkan karını köpeğine yaverlik ediyor. Zoka'yı köküne kadar yutmuş. Şimdi bakın, bakın şimdi. Ben başkanım, bakın böyle. Şöyle yürüyor şimdi, bakın böyle. Ben başkanım, böyle. Durum. Bakın, bakın. Kadın da böyle. Kadın. İndir, dilimini aldım. Karılı köpeği var ya, köpeği. Köpeği karılı. Elinde. Böyle şu kadar açık bir köpek. Vallahi billahi bu kadar. Ömer abi, Ömer abi. Yırtık Emine'yi buldum. Yırtık Emine! Ne haber be uyuz Ömer? Seni gören Hacı mı olsun hoca mı? Günlerdir seni arıyorum. Oy neden ararsın be uyuz Ömer? Bek ayrı aramazsın sen adamı. Bu sefer hayır işlemek için arıyorum. Çakallamadım be Ömerciğim. Nasıl bir ayırmış bu? Akoz edersem çakoz edersin. Öteceksin. Hem de bülbül gibi öteceksin. Ötmedin mi... Uyuz olurum. Uyuz olunca bilakis hemen hacamat başlar. Uğraştırma beni. Ne olursun uğraştırma beni. Sen öteceksin. Öteceksin ki Adile teyze kurtulsun. Yok ötmem dersen tangodur işin. Yaşa be uyuz Ömer. Yaşa be aslan ağam. Çok teşekkür ederim Ömer Bey oğlum. Sayende buradan kurtulacağım. Sağ olasın evladım. Estağfurullah sallayalım be anacığım. Yaptığımız ufak bir iş bilakis. İstanbul kaldırımı çiğniyoruz bugüne bugün. Yırtık Emine'yi de bulamazsak vay bizim halimize. Tam zamanında çözdün düğümlü ipliği. Galiba anamla birlikte çıkacağız. Benim evraklar gelmiş. Senin işin de inşallah çabuk bağlanır. İnşallah, inşallah evladım. Seni bırakmam. Benim eve geleceksin. O keyfiyeti, hususiyeti sonra düşünürüz. Hele siz bir azat olun. Aa, istersen ben gidip Menişte'ye haber vereyim. Hayır, hayır. Habersiz gitmek istiyorum. Ona öyle bir oyun hazırlıyorum ki... Ama ikiniz de bana yardım edeceksiniz, hı?
İyi akşamlar beyefendi. Senin keklik içeride, köpeğe iyi bekçilik ediyor. Adamın kulaklarını iyi düşürmüşsün be. Kulaklarına boş ver. Kesesini bizim tarafa düşürelim yeter. Bak, bunlar ilk fasıl. Allah devamına eriştirsin. Yalnız arada biz unutulmayalım. Sen misin Canika? Sensin ya. Bu pamuk eller başka kimde var canım benim canım. Adile! Adile ya, ha şunu bileydin. Ulan az kalsın 40 yıllık karını tanımayacaktın be. Ne o? Niye afalladın öyle? Adile, sahi sen misin? Yok kaynanan. Serseriye bak. Tanınmayacak ne var benim lan? Biraz saçımızı düzelttik, yüzümüzü boyadık diye başka karım olduk yani. Ne lan? Kulakların düşmüş, büsbütün tereşir orzu olmuşsun. Hasta masta değilsin ya. Yo değilim ama olacağım galiba. Bir alt olmazsın. Ne haber? Zıp diye beni karşında görünce şaşırdın değil mi? Yo şey şaşırmadım da. Lan yoksa memnun olmadın mı? Aman nasıl memnun olmam? Sevinçten elim ayağım kesildi. Bak hergeliğe, dalga geçiyor benimle. Lan çevirdiğiniz numaraları bilmiyor muyum zannediyorsun ha? O zilli karıya tutulunca bize pasaportu verdin ha? Ama Adile! Lafımı kesme ulan! Ben Hilton'a, beyimiz Aftosu'nun koynuna. Yedirmezler ölü lokmayı adama. Hey Rabbimin Allah'ı, sen ne büyüksün. Garip kuşun yuvasını Allah yapar dememişler tevekkeli. Ama yavrum bak. Çakarma, kesme. Adile, ne biçim konuşuyorsun öyle? Konuşmam battı cici be ya. Hakkın var, dilin biraz yan basıyor ha? Neden dilin yan basıyor? Ne yaparsın oğlum? İçerideki arkadaşlar ne de olsa 5 vakit namazında arkadaşlar değil. Dilleri biraz bozuk çalıyor. Koğuşta ana avrat düz. İlkin biraz yadırgadım. Sonra ben de alıştım. Basmaya başladım kalayı. Ama dünya varmış be. Ne rahat şeymiş küfretmek be. Vallahi. Ya peki sen şimdi ne zamana kadar böyle konuşursun acaba? Ne bileyim ben. Alışmış kudurmuştan beterdir derler. Bakarsın böyle kalırım. Beğenmedin mi yani? Ne demek beğenmek Adile? Bayıldım gitti. Ha şöyle olan hergele. Çok severim seni be. Teşekkür ederim. Teveccühün. Şşt, açıl. Banadır. Arkadaşım arayacak. Alo. Vay anam sen misin be anam? Yok be kardeşim. Hadi atla gel. Benzinciden sonra 4. ev, tamam mı? Oldu anam. Ulan namussuz karı be. Hadi anam gel. Arkadaşım mı o namussuz karı? Arkadaşım Seher. İdamlık Seher. Çok tatlı kızdır ha. Gelecek şimdi görürsün. O idamlık Seher hanımefendi bu buraya mı gelecek? Ne olan? Ne olmuş yani? Yani buraya hapishane kaçkınlarını mı dolduracaksın? Ne dedin? O lafı bir daha söyle bakayım. Hapishane kaçkına? Bize de mi taş lan? Haşa karıcığım. Sen bir hanımefendisin. Cihat!
efendi olanın anasını eşek kovalasın. Sen şimdi gırgıra yekin tut da sağ bak hizaya gel. Seher'in kalbini kırarsan yakarım canını. O ne bıçak o? Sen silah mı taşıyorsun? Yuh be, ben de seni erkekten sayardım. Buna silah mı diyorsun ha? Yo. Korkma be. Korkmuyorum da korkacak ne var? Ne lüzumu var yani? Lüzum var mı yok mu sonra belli olacak. Ben şöyle bir soyunup döküleyim de rahatlayayım. Tamam mı? Beyefendi bir adam geldi. Adile Hanım'ın evi burası mı diye soruyor. Hanımefendiyi görecekmiş. Kimmiş öyle? Bilmiyorum. Elinde adresle gelmiş. Bulmuş burayı efendim. Allah Allah. Gelsin bakalım. Buyurun efendim. Selamün aleyküm abi. Ve aleyküm selam. Adile ablayı aradım. Tanışır mısınız? O şerefe ermişlerdeniz abicim. Adile abla gibisi var mı be? Aa dur ya. Yoksa sen onun kocası mısın? Öyle sayılır. Öyleyse gözün aydın abicim. Kavuştunuz yine. Ablam mapustan çıkmış ha? Siz de mapusta mıydınız? Olur mu be abicim? Orası imam evi. Erkek girmez. Kardeşim oradaydı. O sebeple teşerrüfat ettik ablamla. Kız kardeşim pek sever Adile ablayı. Bey uyuz Ömer oğlum gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Geçmiş olsun ablacığım, ver elini öpeyim. El öperlerin bol olsun. Yaşça olan uyuz, gelişine sevindim. Ne de olsa sayende yırttık, sağ ol. Ayıp salladım be ablacığım. Uyuz Ömer tam teçhizat emrindedir. Hacamat, şiş kebap, zımba. Allah! Yeter ki sen emret. Yaşa ulan uyuz. Tam 400 dremliksin. Gel şöyle dertleşelim bana. Eyvallah ablacığım. Hey Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Hapishane kaçkınları doldurdu evi. Çek ulan ellerini, çek. Savun ulan, savun. Ablamın evine girmek için destur alacağım senden, çekil. Selamun aleyküm bey abicim. Herhalde siz enişte bey olacaksınız. Gürültü filan ettiysek affola. Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Kendimizi takdimatta kusur salladık. Ben Seher, idamlık Seher. Hanımın söylediği arkadaş olacaksınız, Seher hanım. Boş koysana sen abicim. Hanımlık kim, biz kim? Dümdüz idamlık Seher'iz işte. Kimin ulan bu? Söyle ulan, kimin bu ha? Yoksa elimden bir kaza çıkacak ha? Şey o mu? Şey karıcığım, o şeyin benim. Sen kara mısın ulan? Böyle şey seninle ne arar ha? Desteksiz attım be abi. Vay Seher'im, hoş geldin ha. Evi bulamayacaksın diye korkmuştum. Neyse geldin ya, mesele yok. Şurada ufak bir hesabım var, görüvereyim. Vay, geçmiş olsun ulan. Madem günün doldu, haber salmaz mı insan ha? Gel be öpeyim seni, gel. Canım. Gel. Söyle ulan, kimin bu ha? Anlatayım karıcığım, mağazadan çorabı aldım, yanlışlıkla bunu vermişler, onu verecektim, geri gelmiş. Tutturamadın eşek oğlu eşek. Madem öyle niye yıkayayım bir pastını? Abla bana kalırsa bu herif seni aldatıyor. Bak nasıl kızdım şimdi. Gel bak, şah damarım zonk zonk ediyor. Ben de uyuz oluyorum valla. Aman sakın ha. Adile şuna bir şey söyle. Baksana bak bak. Sabredin ulan. Yalnız bu iti temizlemekle olmaz. O karıyı da ele geçirelim. Size o zaman ne yapacağınızı söyleyeceğim. Yemin gümleri kalaylı fistan... Affedersiniz. Affedecek ne var bunda? Hoş geldiniz. Şey, zannedersem sizi ilk defa görüyorum. Sizi evvelce gördüğümü hatırlamıyorum. Nereden göreceksin? Mapustaydım. Ben Deniz Seher. Namı diğer idamlık Seher. İdamlık mı? İdamlık. Ne yaparsın? Kader kısmet işte. İdamlık ve idamlık olmaktan da kurtulamayacağız. Bak, bak yine damarım atıyor. Damarınız mı atıyor? O neden?
Kilim attı mı böyle olur. Damarım atar, ellerim kaşınır. Ondan sonra Allah! Tutmayın ay, beni, tutmayın! Ay, çevirin o silahı! Affedersin ablacığım. Sana değil, ablamın kumasına bozuluyorum. Ablanız kim, kuması kim? Aa! Ay, sen ablamı tanımıyor musun? E burada ne arıyorsun? Adile ablam bu evin sahibi. Kartoloz eniştem gül gibi ablamın üstüne bir şarkıcı kadını sevmiş. Ah, o karıyı elime geçirmeyecek miyim ben? Elime geçirince doğramayacak mıyım onu? Hop, dokunmasın, dokun. Aa, ne o, misafirimiz mi var? Kim bu hanım? Herhalde ablamın tanıdığıdır. Sen Yıldız Gazinosu'nda çalışmıyor musun ha? Çalışıyorsam çalışırım, sana ne? Yo, bak bu olmadı işte. Bu haller beni uyuz eder. Uyuz oldum mu da hemen hacamata başlarım. Zahmet olmaz mı abi? Biz ne göre duruyoruz ha? Yok, sen karışma. Abi, Allah'ını seversen bak, Seher'cim, bu şerefi bak, bana bahşet. Ben idamlık Seher demiyorum abi, ben sana yapmam lazım. Bırakmam. Kirletirmem ya, elini bak, abi. Seher'cim, kirletmezsin elini ama ben. Boş ver ya, bir dakika. Yok abiciğim, yok. Şimdi bak. Aman Allah'ım, yandı Recep'in arpa tarlası. Kim bunlar? Burada neler oluyor Canikom? Olacaklar olmuş zaten. Ey ümmeti Müslümin, buyurun cenaze namazına. Tüh, amma angutmuşum be. Çakamadık kolpoyu. Allah, yemez miyim şimdi ben bu karıyı? Ne diyorsun kız sen ha, ne diyorsun sen? Hadi ben yedim. Ama sen koskoca uyuz Ömer, sen nasıl yedin be? Kız, lafı lastikleştirme, uyuz olurum bak. Ne oldu söyle? Kim bu karı? Şarkıcı. Hangi şarkıcı? Yıldız Gazinosu'nda şarkıcı. Yani ablamın kuması. Bak 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 bak, nasıl damarım atmaya başladı, bak bak. Allah, damarım atmaya başladı. Yuhu, ben de uyuz olmaya başladım ha. Çocuklar hadi sofraya. Oo, misafirimiz varmış. Kim bu hanım? Kim olacak ablacığım? Kuman. Eniştemin sevgilisi. Ya Allah! Nihayet teşerrüf edebildik. Yapma Adileciğim. Elini ayağını öpeyim. Yapma Adileciğim. Ayıp salladın be. Burası bizim evimiz. Hanım da misafir sayılır. Misafire saygı gerek. O da buyursun sofraya. İşin inhasını minhasını orada öğreniriz. Adamın mayası, kadının aynası rakı içerken belli olurmuş. Hanım, hadi şerefe. Sen rakı mı içiyorsun? Neden hayret ettin Cici Bey'im? Siz çırpıntılarla gazinolarda içersiniz de ben üç dostumla bir kadeh içmez miyim ha? Tabii. Söyle, içmez miyim ha? Söyle i̇çersin, ulan. İçersin de hani eskiden içmezdin de. Eski cübbeler feracı oldu oğlum. Sen bugüne bak. Adil artık eski Adile değil. Son model Kadir Lamben, tamam mı? Yaşa be ablacığım, var mı ulan ablamın tavuğuna kış diyen? Tavukları bir yana koy Seher'cim. Horozlara bakalım, ne haber? Ne haber olsun ablacığım? Vakitsiz öten horozun kafasını keserler. bizim kümesin horozu. Söyle bakalım, şu tavukta benden iyi ne buldun? He? Yumurtası mı farklı lan? Ama kabahat bende. Kadınlığımı unuttum. İçini kararttım. Bundan sonra böyle olmayacak. Hey bizimkiler, biraz dımbırtatalım diyorum ha? Ne dersiniz ha? Tek minareden attım iki taş. Ne anam var, ne babam var, ne kardeş. Ne anam var, ne babam var, ne kardeş. Allah! Allah karı gel karı! Hop 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 hop! Allah göbeğe bak! Ay, hoppa! Ay, oho!
viski şişesi nerede hanım? İçeride ablacığım, hemen kapıp gelirim. Hadi getir adam. Hay Allah, sabaha kadar oynarım vallahi, sabaha kadar. Sen işine bak, ben açarım. Ulan Pezo İsmail, senin ne işin var lan burada ha? Kamuran Hanım'ın istediklerini getirmiştim. Yoksa Kamuran Hanım dediğin şu şarkıcı karı mı ha? Gel ulan buraya gel. Ulan Pezoların Pezosu, anlat bana dönem fırılda. Ne fırılda Ömer Bey? Ulan Bey, senin babandır ulan. Anlat bana her şeyi, yoksa uyuz olurum. Anlarsın ya, uyuz olurum. İyi bilirsin, hacamata başladın mı? Çok üzülürüm. Kanların akarken dayanamam, ağlarım. Ağladıkça hacamatı katmerleştiririm. Onun için konuş. Hadi üzme beni. Allah! Oh, 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 oh! Yaşa! Udunu seveyim senin. Allah! Kendinize çok güveniyorsunuz. Kocanızı geri almış olmanın gururu size bazı şeyleri unutturdu. Kanunlardan haberiniz yok galiba sizin. Ay! Ya! Şu ifal meselesi mi? Kızım, sen onu benim saf kocama yutturmuşsun ama ben yutmam. Kocam seni ifal etti, öyle mi? Sorun kendisine. O öyle zannediyor. Erkeklerin gözü kördür. Kaçık çorabı sağlam diye yutturmak kolaydır onlara. Hele sarhoşken. Ama ben yemem kızım. O iş yaş. Bir şey yapamazsın. Tamam mı? Hapse girer. Seninle yatıp kalktığı için mi? Yapma kızım. Bütün bir şehri hapse mi attıracaksın ha? Yaş bu iş, yaş. Ama su götürmez bir hakikat var. Aylardır burada karı koca hayatı yaşadığımızı herkes biliyor. Bunu da inkar edebilir mi? Onu sen inkar et. Onu inkar edersem çocuğu da inkar etmem lazım. Evet, gebeyim. Karnımda kocanızın çocuğunu taşıyorum. Bunu da mı ispat edemem? Ya. Ne oldu abla? Bozuk bir hal mi var? Bitti. Bitti Ömer Bey oğlum. Her şey bitti. Çocuk katili olamam ben. Karıştırma kafamı be ablacığım. Zaten bir tutam aklım var. Onu da sen alma başımızdan. Kızcağız gebeymiş. Hem de bizimkinden. Ne? Eniştemden mi gebeymiş? Amma kıyak lakarda. Sen de yedin bu numaraları. Gel lan buraya Pezo Hazretleri, gel. Yeni gazelanlardan Pezo İsmail. Bu gazele ne diyeceksiniz Kamuran hanımefendi? Çocuk enişteden mi yoksa bu Pezo'dan mı? A dostlar, işte gördünüz başıma gelenleri. Az kaldı yuvam yıkılıyordu. Kocamın horozluğu nelere mal oldu. Ama artık bizimkinin ayakları suya erdi. Horozluğunun beş para etmediğini ve dolandırıldığını acı şekilde öğrendi. Siz söyleyin şimdi, ben ne yapayım bu horozu? Hı? Adile ablacığım, bu infazı hazır. Dede bu ne? Bak gördün mü? Bak. Adam ne yapıyor? Şu Alaaddin'in lambası. Bu da gel. Çocuklar rahat bırakın dedenizi, yemek yesin adamcağız. Adile Hanım, siz karışmayın bu işe. Biz çocuklarla masal okuyoruz. Ama dede diyorlar. Derlerse desinler, ne çıkar? Ya, öyle mi? Hani dede dediklerinde kendini torba sakallı ihtiyar sanıyordun? Hı? Bana bakın Adile Hanım. Bu evde dünü hatırlamayı, dünü hatırlatmayı yasaklıyorum. Bir musibet bin nasihatten evladır diyenler çok doğru laf etmişler. Aldık boyumuzun ölçüsünü. Yaşa be enişte. Seni keriz zannederdim ama erkek adammışsın vesselam. Teşekkür ederim kızım. Ne yaparsın? İnsanın eşref saati de oluyor, eşek saati de. Bir de horoz saati oluyor değil mi abi? Dikkat et uyuz Ömer. Şimdi ben uyuzlaşırım ha.
Dünü hatırlamak ve hatırlatmak yasak demedim mi ben? Hepiniz buradayken bir borcu ödemek isterim. Karıma teşekkür. Yuvamızı o kurtardı. Çocuk sevgisi, torun sevgisi neymiş, nasıl bir mutlulukmuş o öğretti. Teşekkürler. Yaşa benim aslanım. Adilen her zaman kul köledir sana. Eyvah! Bizim günahları çil horoz ödemiş. Ha, ha, ha.